Çocuklar merak etmeyin. Her şey düzeldi, ahali yatıştı. Evet validem, gördük. Adalet Kulesi'nden izledik her şeyi. Lakin mevzu farklı. Kasım yok. Bayezid'in Hünkar abimin kaybolmasıyla bir alakası olduğunu düşünüyor. Bayezid çıkınca peşi sıra gitti. Bayezid'le ne alakası var? Bilmiyorum. Sultanım. Nereye gittin sen? Validemin kabrini ziyarete gitmiştim. Haberiniz vardı. Sizden müsaade istemiştim. Bir şey mi oldu? Kasım yok. Sen gördün mü? Hiç rastladın mı? Gülbahar Sultan? Hayır, görmedim. Nereye gitmiş olabilir acaba? Hünkârımızın peşinden gitmiş olmasın? Gelir birazdan. Kemankeş'e söyle, Kasım neredeyse hemen bulsun getirsin. Emredersin Sultan. Kasım ne arıyordu orada? Şehzademiz Bayezid'in peşine düşmüş olmalı. Başka izahı yok. Neyse ki vaktinde haber verdiniz. Bundan böyle burada kalacaksınız. Ya Kasım? O ne olacak? Nasıl halledeceğiz? Yokluğunu anladıysa Kösem çoktan düşmüştür peşine. Bayezid'i saraya göndermekle hata mı ettik? Asıl hata Kalika Hatun'un evinde kalmanızdı sultanım. Bana kalsa çoktan alırdım hatunun canını. Lakin ortadan kaybolursa daha fazla şüphe çekeriz. Şehzademizi defaatle ikaz ettim. Ne sizi dinliyor ne beni. Eğer tahtı bizler kadar istemezse bu işin sonu ne olur bilmiyorum. Ne demek istiyorsun? Şehzademizin vicdanı, merhameti sonumuz olabilir diyorum sultanım. Artık hakikatleri görmesi lazım. Siz üzülmeyin sultanım. Ben bir hal çaresine bakacağım. Ben sağken hiç kimse size zarar veremez. Sizi de şehzademizi de koruyacağım. Kalk. Kalk Hatun, kalk. Şehzadem. Kimsiniz siz? Ben Kemankeş Şehzadem. Sizi almaya geldik. Kemankeş ağa. Halil Paşa.
Neredeyim ben? Saraya dönmemiz lazım şehzadem. Valide Sultanım sizi bekliyorlar. Her yaptığım daha büyük bir yanlış yol açıyor Sinan Paşa. Öyle bir yola girdim ki nasıl çıkarım hiç bilmiyorum. Olan oldu şehzadem. Siz konuştuğumuz şekilde hareket edin. Kimseleri huylandırmayın kâfi. Başka bir çarem mi var sanki? Validem nasıl? Nerede şimdi? Kendilerini emniyetli bir yere aldım. Bir müddet orada kalacaklar. İrtibatınızı ben sağlayacağım. Peki Kalika? Artık ondan uzak duracaksınız şehzadem. Vakit gönül eğlendirme vakti değil. Zaten bu sebeple ifşa oldunuz. Bir hatun için valideniz Gülbahar Sultan'ı ve kendinizi tehlikeye atmaya değer miydi? Ne ben ne Kalika. Bu vaziyette olmamızın sebebi sensin Sinan Paşa. Sen ve validem. İkinizin oynadığı oyunlar bizi bu raddeye getirdi. Bu kubbenin altında kaç şehzade canından oldu biliyor musunuz? Kaç evlat, kaç kardeş. Hem de hiçbir suçları, günahları yokken. Uykusunda boğuldu çoğu. Aklınızı başınıza alın şehzadem. Bu bir oyun değil, savaş. Valideniz hayatta kalmanız için savaşıyor. Zira biliyor, eğer kaderinizi kendi ellerinize almazsanız, o zavallı, isimsiz şehzadelerden biri olacağınızı biliyor. Ya aşık mısın, divane misin? Geldiğinden beri bir tuhafsın zaten Kalika Hatun. Bana bak. Neyin var senin? Hiç öyle, dalgınlığıma geldi. Ya sen şu gözlere baksana, şu gözlere. Ha? Kül yutar mıyım ben? Ne oldu? Şehzade Beyazıt'la mı ilgili? Kaç defa söyleyeceğim ağam. Yok öyle bir şey. Benim şehzademizin yüzünü gördün mü var? Kimi kandırıyorsun sen? He? Neyse, ben diyeceğimi dedim vaktiyle. Ateşle oynuyorsun Kalika Hatun bak, ateşle. Kasım? Ne bu halin senin? Hünkar abin ortalıkta yok. Ahali saraya akın etmiş. Sen ihrette gönül eğlendiriyorsun. Yalan. İftira atıyorlar. Ne iftirası? Sen Cihan Devleti'nin şehzadesisin. Şu vaziyetine bak. Validem. Gülbahar Sultan yaşıyor. Ölmemiş. Gülbahar Sultan öldü. Gülbahar öldü. Ölmemiş işte. Şu haline bak, ayakta duramıyor. Götürün şunu çabuk. Götürün gözüm görmesin. Validem aklını kaybetti herhalde. Kaybeder tabii. Afyon şurubu almış. Böyle hayal görmesine sebep o. Ya hayal değilse? Ya Gülbahar Sultan gerçekten yaşıyorsa? Olamaz mı? Gülbahar öldü İbrahim. Cesedinin başındaydım ben.